Uyuşturucu baronları neden hapse girmez? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hapishanelerinde, hapishanelerinde bir tane uyuşturucu baronu var mı? Uyuşturucu ticareti yapanların cezaevinde olmadığı yönündeki iddiaya İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt geldi. Çocukken büyüklerimiz bize yalandan ve haramdan uzak durun derdi. İkisi de insanı tüketir ayrıca unutkanlığı da beraberinde getirir. Bir taraftan zehir tacirlerine yönelik mücadele sürdürürken bir taraftan da Kılıçdaroğlu'nun patolojik mitomani hastalığıyla uğraşıyoruz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu uyuşturucu ticareti yapanların cezaevinde olmadığını iddia etti. Bu iddia üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu uyuşturucuyla mücadele rakamlarını paylaştı. Soylu'nun sosyal medyadan paylaştığı tabloda 102.291 kişinin uyuşturucu suçundan cezaevinde olduğu ve 2021'de 62.868 kişinin gözaltına alındığı yer aldı. İşbirliği yaptığın büyükelçilerin ülkeleri devletleri adına gençlerine eroin şırıngası dağıtırken, uyuşturucu şopları açarken biz devletimizin bütün kurumlarıyla tarihinin en kararlı ve en büyük mücadelesini gerçekleştiriyoruz. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı da iddia üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Halen cezaevlerinde uyuşturucuya bağlı suçlardan 100 binin üzerinde tutuklu ve hükümlü olduğunu bilmeden baronlara ve uyuşturucu satıcılarına operasyon yapılmadığını ileri sürmek teşkilatımıza hak etmediği bir iftirada bulunmaktır. Bu iftira daha önce organize suç örgütleri ve yurt dışı kaynaklı olarak defalarca ortaya atıldı ve biz onların hedefini biliyorduk. Ancak bu kez iftirayı CHP Genel Başkanından duyunca üzüldük.